Cimleten hayırlı günler. Seyim Hanım çamaşır asarken yakaladık. Merhaba Seyim Hanım. Teşekkür ederim. Nasılsınız Seyim Hanım? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Boş otur, boş otur. Ne yapacaktım? Seni çalıştırmam lazım. Benim olmaz böyle. Ne yapacaktım? Esra makineye atmış. Dün üstümde getirdiklerimi çıkarttık tabii. Evet. Aferin kıza. Evet. Aşıya gitti şimdi kendisi de. Kendisi çocuğu aşıya götürdü. Kız hazır götürdü. Hazır yanımızdan gitmişken iki dedikodusunu yapalım. O çene durmuyor, durmuyor. Yattınız kalktınız diyor, kahvaltı yapmadınız diyor. Vıt 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 konuştu durdu he. He, kahvaltıyı hazırlarken ben mi hazırlayacağım hep diyor. Diyor. Çenesi düşük ya. Ha, gelinler yok, biz gelin değildik, kız kaynanaydı. Karıştırdım şimdi. Onun konuşacağını benim konuşacağımı karıştırdım. He, dedikodu yapmayı beceremediğim buradan belli oluyor işte. He, öyle diyorlar diye biz geç kalkınca aşağı katta ben duydum kaç kere benim hakkımda. Atıyor, geç vakit kalkıyor diyor, konuşuyor diyor. Kötü bir şey de demiyor. He, geç kalkıyorlar. Ya bu da bir şikayet anlamında oluyor. Ama demek ki o zamandan bu zamana hiçbir şey değişmemiş. İnsanlar geç kalkabiliyormuş yani. E çalışmıyor ne yapsın? Evde oturuyor ne yapsın yani? Sabah köründe kalkıp ne yapacak yani söyler misin? Değil mi? Yani. O yüzden ben en iyi hayatta demem kimse. Geç kalkmış. Hadi hadi. Daha sabah sabah söyleniyordun. Kalkmamış daha kahvaltı koymamış diye. Homurdanıyordun. Koymuştu körlüğün tuttu. Ha, arada görmüyorum işte koysa da. Gözlerin görmüyor herhalde. Saça başa bak. Oh. Saça başı yıkadım da. Yelle yelle. Acık kurusu. Amanını kelle kelle altını üstünü yelle. Ne eski şarkı kız o. Evet. Kınalarda söylüyorlardı bizim mahallelerde. Değil mi? Ha, ne kadar ayıp şarkılarmış ayıp aslında. Ayıp mı? Değil mi? Yok. Hiç kelleden de değil. Kelleden mi bahsediyor? Kelleden bahsediyor. Ateşe koymuş yelle diyor. He kelleyi. Tabii. Zaten kelleler ateşle yerleniyordu eskiden. Ateş yapıyorlardı, yakıyorlardı. Doğru söylüyorsun. Biz demek ki başka yere çekiyorduk. Türkçe bu, Türkçe. Her yere evet. Çekebilirsin. Biz başka yere çekiyorduk. Aynen, aynen. Sari de bunu halletti sabah sabah. Çocuğum üşütmüş yine. Olur öyle şeyler. Annesi atmış hemen yıkamış, aferin. Evet. Aferin kız Esra. Aferin kız Esra, bak. Aferin mi aldın? Aferin aldın kaynanandan. Çünkü bekletmiyor. Beklemez. E bekleyince kötü olur ki. He. Bazıları beklettiğini de görenleri oldum. Yani evet. Akıtıyor çeşmeden hemen atıyor makineye. İyi yapıyor. Ne? Bazı aylarca çamaşır yıkamayan gelinler de görmüştüm zamanında. Allah Allah. Benimle aynı tarihlerde. Hmm. Biz yıkardık. O sen olmayasın sakın. Aa, keşke öyle olsaydı. Umursuz olurdum. Daha kıymetli olurdum belki. He, he. Aynen. Aynen dediğin gibi daha kıymetli olurdum. Yapmayanlar kıymetli olur biliyor musun? Evet. Onu hep gördüm. Evet. İki işin ucundan tutup da beceremeyen insanlar kıymetli oldu. Kadın oldu. Oldu vallahi kadın oldular. Ya. Kocaların gözünde de kadın oldular. Aynen. Konuşurduk. Anam derdik. Şu kadına bak. Hmm. Bunlar senin oradan getirdiğin çorapları. Çantayı. Getirdin he? He. Bu karı da pinti ha. Hem benden çorap alıyor hem kendi çorabını da alıp geliyor niye getiriyorsa. Kız şeydi çamur olmuştu suda. He. Şaka şimdi yapıyorum be. Şimdi çoraplarımı mı bırakacağım sana? Attım çantaya çıkarttığıma. He. Bıraksaydın. Aslında orada yıkayıp yıkardım. Kalorifer üstüne de asabilirdim. Bak. Evet. Bak ben de demek ki bayağı kötü olmuşum bu konularda. Evet. Dolayısıyla da benim ben senin orada değiştirdiğin çoraplar. Evet. Soktum dedim iki çorabı dedim şimdi iki makineye mi atacağım orada? He. Şaka şaka kalır diye ben de korktum korkusundan çantaya dökmüştüm. Korkuda bir çoraplarımı el koyarsan. Evet. Seni verdiğin çoraplar zaten ondan. Yenisini verip eskisini mi alacaksın yedikten sonra? He. Aramızdaki çorabın lafı mı olur ya? Aa, biz aramızdaki çorabın lafını bile yaparız. Yok biz yapmayız. İstersen sen de otur. Oturalım mı? Otur. Ortalığı toparlayabiliriz. Ne yemeği yapacağız ona karar veremiyoruz. Ne pişirelim bilmiyorum ki ne var ki? Var sebze var hepsi var. Sebze var hepsi var. Ha, hepsi var yavrum ha. Hepsi var.
Çayımızı içtik, kahvemizi içtik. Evet. Nescafe'si içtik. Bir de erken değil mi daha yemek için ya? Ama yine bir plan olsun. Hani ne yapacağımız belli olsun. Ha. Amaç. Ha, ne canın çekiyor? Hiçbir şey şu anda çekmiyor benim. Kahvaltı yaptık, o yüzden canımız istemiyor. Acıkmamız lazım bir şey istemek için. Ama o zaman da çok açılıyorsun, yemeğe giriyorsun. Ay ölüyorum açlıktan, geberiyorum açlıktan, ama hazır olursa pişmiş orada rahat oluyor. Ha. Şimdi ben bir yemek söylerim. Sen kalkarsın da burun kıvır. Ben biliyorum burun kıvır. Bunu yapacağız. Ne ya, bir yemek de kendini bu. Göstersene. Bu ne ya, yemek bu. Ha, gel bu tarafa, gel bu tarafa. Bir de kendini göster. Yaptığın hareketi. Aynen böyle yapar, şöyle. Gel. Tamam, bunu yapacağız. Söylediği yemek. Sanki başka yemek yok. Kaç kere ne pişireceğiz? Vallahi sen bilmiyorum ne pişirelim derim. Ay, bir şeyler söyle de yapalım. Mesela desem ki makarna. Makarna. Onu mu yiyeceğiz? Bir tam yemeyelim seni. Ne yapalım? Dolma saralım. Ha. Yok, almamız lazım, alıp geliriz. He, ne alacağız? Lazım. Dolma derken? Ne alacağız? Ne dolması? Yaprak sarma yapalım. Yaprak nerede bulabiliriz? Lahana sarma yaparız. Onu bulamayız. Aa, markette buluruz. Ha, sipariş ederiz daha gelsin. Ha, sipariş ederiz daha, tabii tabii. Evet. Neyle içecek? Yunus yok. Yunus yok diye? Kartı Yunus'ta. Tamam, Yunus sipariş eder. Evvel bir tane lahana sipariş edemiyor muyuz? Oradan ağrı. Yani, nasıl kullanan? Yok, şimdi bak. 40 tane bahane buldum. Bir tane şey söyledim. Yemek söyledim. 40 tane bahane. Yok, yaprak alırım marketten. Tavuk sote yapalım. Tavuk sote. Olur. Yanına da bir pirinç pilavı. Süper. Yani. Tabii ki bir de cacık ya da ayran veya yoğurt. Olur. Salata veya. Bak oldu işte. Cacık şey bak istedim. Söylüyor ama kaşı gözü de böyle şeyli duruyor. Olur dedi ama da biraz sonra canı başka bir şey ister. %100 değişir o plan. Ben biliyorum malımı ya. Bir yer rüzgar var değil mi? Evet. Şu odayı bir toparlayalım. Hangi odayı? Oturduğumuz odayı. He. Biraz çalış sen. He, tamam. Çalıştıracaksın yani beni. Azıcık çalıştırsan da acaba. Hadi girelim. Şimdi düşünüyorum ne yapayım. Dün akşamdan beri farkındayız. Benim modum bayağı bir düşük. Sen bugünlerde iyi değilsin. Benim evde de modun düşüktü senin. Hala modun düşük. Niye öylesin bilmiyorum. Cıvıl cıvıl olmam lazım. Kendimi hep öyle istiyorum ya. Sen kendi modunu kendi düşürüyorsun demek ki. Havadan düşmüyor mu acaba, havanın durumunda? Havada ne var ki? Hava gayet güzel. Çok güzel yani. Ve rüzgarlı. Güneş de var, rüzgar da var. Hafif rüzgar var, evet. Hava tatlı güzel. Bir hava var yani. Öyle kış mevsimi değil ki modun düşsün. Hırkana niye girmedin? Yok, üşümüyorum. Ya ben duş aldığım için herhalde. Evet. Akşam göğe alacaktım, tembellik yaptım. Tembel. Tembellik yaptım akşam. Fotoşu attım odaya. Evet, ben odaya attı. Geldi yanıma oturdu, uzandı biraz, dizi seyrettik birazcık. Ondan sonra ben dedi gidiyorum. Kapat dedim. Ben de izlemiyorum zaten televizyon dedim. Kapattı, çekti gitti. Ben bazen hiç kapatmıyorum bu televizyon. Sesini kısıyorum biraz. O yüzden sıçramıyorum. Benim açık oluyor, sıçrıyorum. Yok ya, bir şey. Ben onu fişten çekmezsem ne yapıyor biliyor musun? Açılıyor kendi kendine. He. Bir yüksek sesle açılıyor bir de. Öyle bir ayarsızlığı var. Kaç kere sıçradım. O yüzden fişten çekiyorum. He. Uyku sebebi çok şey oluyor kötü ya. Kötü oluyor, evet. Ben kaç kere sıçradığım için. Ne oluyor diye. Aynen. Ya. Ne yaparız? Yukarıya çıkarız. Evet, yukarıya doğru bir turlayalım. Şöyle bir gezelim. Oradan da aşağıya doğru ineriz. Oradan da aşağı niye iniyoruz? Hep yukarıda mı turlayacağız? Evet. Hiçbir şey yok yukarıda. Aşağıda ne var? Çarşı pazar dolaşıyoruz, yürüyüş. Aman ya, yoracak beni. Manyak kar ya. Deli ya bu. Bir dünya yokuş var, biliyorsunuz mu evinin? Ben o yokuştan eğer çıkar mıyım hiç? Alışınca çıkıyorsun, iniyorsun. Ne kadar hafif geliyor. Tabii çok hafif, diremiyorum. Ben yapamam buralarda ya. Yaparsın aslında, alırsan. Çok ters bana. Arabam olması lazım. Alırsan plastik bir araba pazardan, ne var yani? Yanına koyarsın arabanı. Tamam. Arabayla altına gidiyorum derim. Eskiden hani plastik arabalar böyle telli olurdu. Evet. Çocuklar ne kadar mutlu olurdu. Evet. Tamam, ondan alırız bir tane. Ben sana tel takarım, şöyle ince tel. Tamam. Ben ehliyet kursuna yazılacağım. Bir şey diyeyim.
Alırsın sen. Ben girmem de alamam da. Çünkü ben çok paniğim. Ben yol ortasında arabayı bırakır gelirim. Bırakma. Ha, kullanmayı biliyorum ben. Boş bir araziye ver arabayı. Kullanırım normal ama vitesli. Otomatikleri şu anda bilmiyorum. Otomatik zamanı... daha rahat. Öyledir. Ben de otomatik almayı düşünüyorum şey yaparsam. El eğitim alırsam. Bana bağırdığı zaman o debriyajın ayağımı böyle titriye titriye kaldırdım öğretirken. Kim öğretti sana arabasını? Rahmetli. Ha. Rahmetli fırça atardı canım. Çok atıyordu ama. Evet. Beni sen iyi mi diyordum kaynıma. Bir defa bir şey öğretirken insanı azarlamayacaksın. Ha. Azarlayarak bir şey öğretemezsin yani. Çok bağırırdı. Ben de panik yapardım. Ya debriyajdan ayağını çek. Ya çekeceğim, yavaş yavaş çekmem lazım. Vitesi atmam lazım. O bir panikle bana anlatırken bırakıverirdim ya, ağlardım. Rahmetli de arabanın şeyini, el frenini tutardı ben arabayı kullanırken. Niye tutuyorsun? Sen el frenini tutunca zaten sürünmüyor ki araba. Yani. Kaldırmışsın, yukarı tutuyorsun. Oyun mu yapıyorsun sana? Söz de bana araba kullanmayı öğretiyor. Seninki de kullanmanı istememiş. Aynen. Ehliyet alayım dedim, sorunlarımız bir süre ondan sonra dedi. Sanki çok zor bir ehliyet almak. Yani. Ben paniğimi almam. Ben alacağım ama. He. Kafaya koydum, alacağım bir ehliyet. Kursa gideceğim. Akşam kurslarına sen gidelim. Sen al, sen al. Evet. Ne var orada kolay? Türkiye turuna çıkacağız Sevim'le. Ver elini Antalya, ver elini Bodrum, ver elini İzmir, ver elini Adana, ver elini Konya, ver elini say işte İlilya, 81 il. Ben sayıyorum zaten her gün. Her gün çıkıyorum ben o şeye, turlara. Ay rüyamda. Şu anda ben de hayalim yani. Hayal sadece. Hayal ver elini Kıbrıs. Evet. Ver elini Makedonya. Ver elini Batum. Batum, evet. Batum da güzel. Oraya uçakla gidiyor ya. Yok. Arabayla da mı gidiyor? Otobüse uç noktaya git. Karadeniz'in oradan da çok da uzak değil. Evet. Bana bak, çok da uzak değil. İki adım kaç falan. Kaç kere gidip geldiyse sanki. Hayatımda gemiyle geçilmiyor mu oradan oraya? Yok yapmam. Ya aşağıya mı geçiliyor? Ya şeye gideceksin işte. Neye gideceksin? Karadeniz'e. Trabzon'a gittin. Hadi gittin Trabzon'a. Oradan, ne yapacaksın oradan sonra? Oradan nereydi ya? Oraya yakın olan kapı. Çok biliyormuş gibi anlattı ya. Hiçbir şey bildiği de yok. Ya bir sene ben Samsun'dan bindim aslında. Batum'a mı gittin? Batum'a gitmiyorsun zaten. Oraya Batum'a kadar gitmiyor otobüs zaten. O giriş var. Batum'a giremiyorsun. He. Şey dediler bana. Kimliğim eski kimlikti. Onunla almıyor dediler. He. Geri döndün. Şeyde Fas'ta indim. He. Samsun'dan bindim, Fas'ta indim. Ordu. He. Ordu Fas'ta. Orada indim, geri geldim. Herkes şaşırdı. Dedim benim kimliğimle gidilmiyormuş ki. Hatta bir arkadaş beni yönlendirecekti. O dedi ki eski kimliğin varsa giremezsin. Aradım. Daha önceden arasala. Değil mi? O kadar masraf ettikten sonra arıyorsun. Otobüs yani. Biletim de ya. Otobüse biniyorsun, Fas'ta'ya kadar gidiyorsun. He. Yani oradan geri dönüyorsun. Abi onda da bir hayır var dedim ya o zaman. Yani demek ki gitmeme gerek yok. Alacağım şeyler vardı planlı. Bir iki sipariş almıştım. Sonra onlar kalkmış getiremiyormuşsun. Bir parça alabiliyoruz kendine ait. Allah Allah. Hani çünkü satış yapıyor. Mesela bal alanlar oluyordu oradan çok. Satıyorlardı dışarıda. Onlar falan kalktı. Çok yüklü alıyorlardı uygun fiyatı orada. Pastırma falan çok ucuzmuş o zamanlar. Alıyorlardı. Şeyiyle, kalabıyla mesela. Bal. Söylüyorlardı ya çok şey. Ama şimdi bir parça alabiliyorsun yani. Arkadaşına bile getiremiyorsun. Herhalde bazı şeyleri. Bilmiyorum, gitmedim Batum'a Gidenler söyledi, ben de heveslendim. Gideyim dedim. Bir şeyler satarım almak için. O amaçla gitmiştim. Gidecektim, yola çıkmıştım. Öyle denince. Zaten demek içimde yokmuş. Gidesim. Evet. Gidesin yokmuş, hevesim yokmuş zaten. Öyle ama bir de tek olmuyor be. Yani mutlaka insan yanında bir arkadaşı olmalı yani. Orada bir arkadaş var ama çok da böyle samimi olduğum bir arkadaş değildi. Ben seni yönlendiririm, gel dedi, bir çay içeriz, kahve içeriz. Ama çok samimi olduğum da olmayınca. Video çektiğin dönemlerde mi gittin? Yok, video çekmediğim dönem. Daha eski. He. Video hiç çekmiyordum. Hiçbir şey, ağzını bilmiyordum ya YouTube'un. O tarihlerde. Belki çektiğim dönemler olsaydı... Ben neredeydim ki o tarihlerdesin? Sen o tarihlerde Antalya'daydın büyük ihtimalle. Ben Samsun'daydım çünkü. Olabilir, evet. Çünkü 6 sene bir açığımız var ortada. Evet, ortada 6 sene bir açık verdik.
Sen beni umursamadın, ben seni umursamadım. Umursamadım değil de hayatında geçim sıkıntısına dalınca bazı şeyleri araştırmıyorsun yani. Ben bu tarafa geçtim Beykoz'a, Kasımpaşa'dan. Nereden bileceksin? Yani. Çocuk evlendi. Evet. Benim ortamım değişti, şeklim değişti. Arkadaş grubum değişiyor. Ama yine evet, aklımdasın. Face'te diyorlar bulunuyor. Herkes birbirini buluyor. Evet. Ona müracaat ettim. En sonunda o şekilde buldum ben seni. Evet. Ben ikinci Face açmasaydım yine bulamazdın sen. Bu da Face'in şeymişti. Face. Değişik bir isimle Face'im vardı. Evet. Onda sesli sohbet sitelerine takılıyordum. O zamanlar onun için açmıştık yani. Muhabbet ediyorsun. Tabii yani. Ha, onlar konuşarak muhabbet ediyor, sen duyuyorsun onları. Yok, yazıyorlar. Bir tanesi mikrofon alırsa konuşuyor. Yazarak, yazışarak sohbet ediyorsun. Nick alıyorsun, Nick'le giriyorsun. Ben alamam. Sohbet ediyorsun. Nick alamam. Bıraktım artık, onlar da çok, çok oldu, bırakalım. Değil mi? Bazı şeyde insan sıkılıyor artık. Sıkılıyor ya. Zamanlar artık. Yani bir de insanlar, ne bileyim, orada da böyle kavgalar oluyor. Öyle mi? Tartışmalar, dedikodular, telefon alıp aramalar, neler neler. Tabii canım. Her yani, yerde var demek tabii ki. Tabii. Sibel'i ben nasıl tanıdım? He, Sibel'i oradan tanıdın ama çok sevdi. Sibel abi çıktı. Aynen, aynen. Çıkmaya bilen bir arkadaş da olabilirdi. Tabii canım yani. Gönül'üm vardı. O nerede şimdi Gönül? Eskişehir'de. He, Sibel'i gördüm, gittik biz evine de. Evet. Ay, Gönül'ü tanımıyorum. Orada mı oturuyor? Hmm. O Antalya'daydı, o Eskişehir'e geçti. Ben İstanbul'a girdim, o Eskişehir'e geçti. Memleketine. He, babasının memleketine geçti. Öyle işte. Annesi Alman'da onun. Güzel dostluklar oluyor, oluyor, olmuyor. Ya değil. Tabii ki mutlaka ki olur. İyisi de olur, kötüsü de çıkar. Evet. Ben de kötü olabilirim yani. Kimse kimseye hemen güvenemez yani. Tabii canım. Güven çok önemli. Dostluklarda güven gerçekten çok önemli. Evet. Bu devirde hele kimseye güven yok. Var aslında. İstesek hep birlikte yine tekrar eski günlere dönüş yapılabilir yani. Ama ruhlar bozulmuş. Toparlamak lazım işte. İnsan kendini psikolog gibi hissetmeli. Toplamalı kendini yani. Değil mi? İnsanlara güvenmeyi öğrenmeliyiz yani. Nasıl öğreneceğiz? O güvenmemiz çok kötü oldu yani. Ben sana güvendim diyelim. Sen bana güvenmedin. Nasıl toparlayacağız? Ya şimdi herkese de güvenmiyorum yani. Seçeceksin tabii ki. He, işte bak diye ben herkese nasıl güveneceksin? Hadi arkadaş kötü yönde. Ben nasıl ona ayak uydurayım? Heh, işte onu diyorum ben. Ben kötü yolda olsaydım sen bana yaklaşır mıydın? Yaklaşmazdım. Herkes. Yani bu işler böyle. Seçeceğiz. Karpuz gibi seçeceğiz. İşte onu diyorum ben de. Yani. Seçe seçe eliye eliye zaten. Yani, elimizde kalıyor birkaç tane. Aynen. O da yetiyor. Aynen. Zaten kaçıyla görüşebiliyorsun ki? Zamanlı ya geçim oluyor. Sıkıntısından zamanlı yani, olmuyor ki. Yani olmuyor. İş yapmaktan, güç yapmaktan fırsat bulamıyorsun. Aa, Melia mesela. Kasımpaşa'daki bir ara beni sık sık arıyordu. Şimdi benden bekliyor ama ben aramıyorum kızı da. O da niye haklı. Aramıyorsun? O da haklı. Yani. Aklımda bu ara da arayayım onu ben yine. Bence o bir yani, takılıyor bana sık sık fırçayı atıyor gelmedin diye şişli oturuyor. Evet. Gel. Gel. Nane koparmaya. Ha, nane toparlamaya. Şey koparmaya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Naneyi yemişsin. Allah yukarısın. Yemek yapıyorum da nane kopar. Ne pişiriyorsun? Fikir alalım. İstiyor musun gerçekten? Evet. Dolgun. Oo, bak söyledim yapıyor, gördün mü? Söylüyorum, kabul etmiyor dolmayı. Etmiyorum değil be, yaprak almam lazım aşağı inip. Yaprağım yok evde. Ay, Derya'nın çenesinden duramadım ki anne yap, anne yap, anne yap. Nereden aldın yaprağı? Ben geçen kış yaz basmıştım. He. Duruyor. Dibi duruyordu, onu da yapıyorum şimdi. Yap yap, afiyet bal şeker olsun yavrum. Yapın iyi. Hayır hayır. Yok, sağ ol canım, sağ ol. Şey, sonra buradan nereden istedim, alabilirim? Ya alma alma, istemiyorum ya. Yemek yapacağız zaten, hayret bir şey. Nereden alabilirim? Marketlerde de var. Marketlerde her yerde var, her evet, yerde. Market. Bazen güzel çıkıyor, bazen güzel çıkmıyor. Aslında Hatice bana yapmıştı bidonla da. Gelmedi mi? Yok, göndermeyecekti. Ben gelirken alacaktım acele. Ben Ankara'ya geçtim ya oradan. Ha, evet, Ankara'ya geçtin. Evet, alıp gelemedim. Evet. O da gelemedi İstanbul'a. Ben de demedim gönder. Ha. Gelirim dedim, muhakkak bir ara dedim. Peki demedim de. Yani yapacak olsun bir şey yok. Ya, yapacak bir şey yok. Ya.
kalkayım, mutfağa gireyim, ne var ne yok. Hmm. Kontrol altına alayım mutfağı. Esra salonu süpürdü. Ben de mutfağa bakayım, yemek olayını. O zaten bana iş bırakmıyor. Ben mutfağa dalıyorum. Aynen. Hatta dün bir böyle yaptım. Her şeyi hazırladım, anne yemek yapmadım. Sen dedi şey, kendi kafana göre yapmak istersin. Doğru söyledin. Yani kız haklı yani. Bak söyledim de eğer fikrin değiştirse yemin ederim sizinle paylaşacağım o fikri. Vallahi paylaşacağım. Öpüyorum sizi, Allah'a emanet olun. Ben mutfağa geçeyim. Kendinize çok cici bakın. Allah'a emanet olun.